Arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün annemle Jikavun'a çıkıyoruz. Uzun zamandır size YouTube videosu atmıyorum. Çünkü biraz işlerim var, yoğunum. Balık da az arkadaşlar bu sene. Bakalım bugün annemle beraber bir jik yapalım. Çünkü jikte ufak bir hareket var. Neler olacak? Ben de merak ediyorum. Saat şu an sabah 7.30. Güzel bir narlı sabah. Denizde boş sayılır, bir tane kayık var. İnşallah güzel bir av yapacağız. Sizler de güzel bir av izleyeceksiniz. Çok uzun zamandır bekliyoruz bu anı. Yine ben annemin ısrarıyla bu arada çıkıyorum. Çünkü balık az olduğu için ara verdim biraz. Soğudum açıkçası denizden. Hadi bakalım. Bugün kısmetimizde neler var? Rastgele. Evet arkadaşlar. İlk koltuğumu salıyoruz. Rastgele abi. Ne yapıyorsunuz? Hemen de yok. Lüfer mi? Ben de jik yapacağım bakayım, jike bakıyorum. Hadi eyvallah abi. Oh be, açıldı. Abiler yemli bakıyor lüfere. Biz jikle bakıyoruz. Yem ne atıyorsunuz abi? Hamsi. Hamsi. Vallahi acayip bir şey. Haydi İstanbul kendi takım yaptı, böyle atıyor, böyle gidiyor. Hadi ya. Bakıyor, bakıyor, gelmiyor bak. Haydi İstanbul takım yaptı ya, tepkili. Allah Allah. Şimdi top geldi. Evet arkadaşlar, annem ilk balığı aldı. Hadi bakalım annem, çek. Sarı kartını çekiyorsun de, çekiyorsun. Valla çekiyorum şu an bir şey ama. Evet, ne geliyor? Güzel bir sarı kart geliyor, kaldır. Ooo, lüfer bu. İlk balığı kim alırsa diye bir yarışımız vardı. Bugün yapmadık onu, şansını atıyor. Benim aklımdaydı ama. Evet. Güzel bir lüfer aldı annem. Güne bir lüferle başladık. İnşallah oğlum, devamı gelir. Doldururuz. Ben dedim oğlum, teknede ben varken ilk balığını sana atlama ihtimali yok. Evet arkadaşlar, annem bir balık daha geldi. O da lüfer. Ben değilse lüfer. Sırasıma geldi. Güzel bir lüfer aldık. Kontrol et sen de Cekil'e. Evet arkadaşlar, annem bir balık atladı gördüğünüz gibi. Bıraktı. Bıraktı mı? Bıraktı. Daha bende hareket yok. Evet arkadaşlar, bana da bindi. Sıra bende. Şov sırası oğlum da. Yok, bu da lüfer. Güzel lüferler. Jikler çok kopuyor arkadaşlar, o yüzden kontrol etmemiz lazım her balıktan sonra. Evet, nasıl gidiyor anneciğim ha? Müthiş mi gidiyor? Harika. Üçüncü atladı ama. Evet, alanı daha fazla boşalttım arkadaşlar. Siz daha iyi görün diye. Evet arkadaşlar, bir balık daha geliyor. Taklama gibi gidiyor ama. Gördüğünüz gibi taklama. Taklama mı? Görmüyor mu kuyruktan anne? Güzel bir av oluyor. 4 lüfer kaptık. Arkadaşlar, kamerayı kapadığım zaman
balık atlıyor. Açtığım zaman atlamıyor. O yüzden balık yerken açıyorum ben de. Evet arkadaşlar. Lüfer daha kaptım. Evet arkadaşlar, hem anneme hem bana balık geliyor. Gördüğünüz gibi bakalım. Evet annem de çekiyor. Ben de aldım. Hoppa, belki de düşük içine. Nasıl balık yazdı ya? Aynı anda çektik ha. Atladı mı? Hı. Güve takıldı. Durdu. Dibe takılabilir anne, dikkat edin. Ben şey yaptım ki. Lan bunu altımıza sabere mi yürüdü? Ayarladım. Evet anneciğim, oltana balık gelecek. Cihaz yazıyor. Bekliyorum oğlum. Raymarine Element 9 serisi. Şiddete tavsiye ediyorum. 7'si dolur arkadaşlar. Her balığı çok güzel yazıyor. Çok rahat okuluyor. Göstereceğim nasıl yazdığını, atacağım video sayfaya. Güzeldi balıklar ama. Evet, güzel sarkantlar geldi. Evet arkadaşlar. Hem annem hem bana balık geliyor gördüğünüz gibi. Evet. Oo. Ben tutarken sana ne oluyor, hemen arkamdan geliyorsun. Asla boş bırakmam. Çok bekledim bu günleri, gerçekten çok bekledim. Yılbaşından beri bekliyorum. Yılbaşından beri bekliyorsun ha? Yılbaşından beri şu anı bekliyorum. Evet dostlar, annem devam ediyor. Bana da atladı arkadaşlar. Geliyor mu? Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Çok beklediğim bir andı bu. Annemle balığın içinden geçiyoruz dostlarım. Otan aradın mı anne? Aradın. Sabahtan lüfer tuttuk. Şimdi sarı kanat. Güzel. Şimdi alacağım balığı. Tek oldu da zevkli olmuyor be ya. Yazıyor. Lüfer yazıyor. Geliyor. Geliyor mu? Evet arkadaşlar. Bak yazıyor diyorum, balık balık ile biliyorsun değil mi? Çok rahatsız edici bir sesi var. Ana! Şeyde bir tane daha olacak ondan. Var. Atmayın sakın ha Kadri. Kadri alamam veririz. Aynen. Evet arkadaşlar. Güzel bir balık geliyor. Evet. Hadi anneciğim, sıra sende. Bakalım abi. Güzel balık ha. Atıyorum. Evet arkadaşlar, annem de güzel balık çekiyor. Hadi be. Şurada kaçtı ya. Evet dostlar. Geliyor. Hoppa, çok güzel balık. Oğlum bana farkı çok atıyorsun. Evet dostlar, annemle güzel bir av yapmaya devam ediyoruz. Bugün bereketli geçiyor. Gün sonunda balıkları göstereceğim zaten size. Geliyor. Evet arkadaşlar. Güzel bir balık bindirdim.
bir başkasıyla görüşüyor. Lütfen alttan ayrılmayın. Boylar çok güzel. Evet. Ama hani bana? Sana anneciğim şu jiki vereceğim. Ama bir daha gelmezse başka jiki vereceğim. Balık jiki ayırı olabilir. Çünkü bana bayağı balık geldi anneme. Geldi kaçtı. Yalnız burada daha iyi balık varmış fark ettin mi? Evet. Ben edemedim anneciğim, sen ettin. Evet arkadaşlar, samurayı çok çılgın yiyor. Şimano'nun jiki var. Ona gelmedi. Enteresan şimdi bir şekilde. Kork benden oğlum. Şimdi şartlar eşitlendi. Korkuyorum. Şartlar eşitlendi dediğin jikte geçen sene katliam yapmıştın. Geçen sene ondan katliam yaptık. Şimdi ama sen burada katliam yapıyorsun. Sabahtan tutun ama onunla. Balık yakalayamayınca ben böyle nasıl kıvırsam burada giriyorsun. Bu şu şeyde. An şartlar eşitlendi. Bekle. Kork benden. Elime koymuş gibi balığı buldum dostlarım. Çok güzel balık var aşağıda. Balıkların boyları da çok güzel. 5 tane 1 kilo balık attılar arkadaşlar. Güzel bir balık geliyor. Hakikaten bu. Gördüğünüz gibi annem yakalayamıyor. Havası söndü. Aşk olsun oğlum. Ben yakalarken niye çekimde değildin? Ara sıra böyle klasik alanlar oluyor. Kamera her zaman açık. Bizde kamera kapanmaz. Sahnedeyiz. Kamera açık hadi. Evet. Şu an oltumun inmesini bekliyorum. Gelmesi lazım. Sana nasıl gelmez ya? Yani mora gene atlıyor da en azından. Canım oğlumun değerli takipçileri, bugün benim oğlumun doğum günü. Çağlar Reis, şu an balık tutarak doğum gününü kutluyoruz. Evet. Seni iyi ki doğurmuşum be anneciğim. İyi ki doğurmuşum. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Oh canım oğlum benim. Şansın bastın, hep böyle güzel olsun anneciğim. Amin. Hadi şimdi doğum günün şerefine balık tutalım artık. Ne hadi dersin? Bakalım. Evet arkadaşlar. Oğlumun şerefine. Bugün şerefime... bütün tuttuğum balıklar oğlumun. İzliyorsunuz. Annem şu an çok güzel balık çekti arkadaşlar. Evet. Güzel. Güzel. Bugün tuttuğum bütün balıklar oğlumun olsun. Annem bana hediye veriyor balıkları. Evet. Denizdeyiz ama inşallah tutlamasını da yaparız. Enteresan arkadaşlar, bana atlamıyor. Bu işte bir tuhaflık var. Hayırdır? Çünkü ha? Doğum günü çocuğu. Bak botona balık geliyor orada. Biraz sakinler. Annesiyle kardeşi onlar için tutar. Çek atma oraya kayacağız. 7 balığım var. Ha? 7 balığım var. Biri... Hafif ufak, evet. Etmiş orası. Bak Çağlar, seni doğum günü mom günde ben buradan atarım denize. Bak döverim ama ha. Ya şimdi balık atlamış olsaydı? Heyecan yaratıyorum bana. Ha? Heyecan yaratıyorum sana, yoksa heyecan balıkta balık için heyecan olmuyor bir türlü. Geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözünün önünde atladı. Evet, güzel balık. Evet, kardeşime de balık geliyor arkadaşlar. Hani anneye? Annem biraz zayıf halk oldu bugün. Çünkü balık bu tarafta. Beni bu köşeye attınız. Evet. Bahaneler boy boy arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ama bir sorun. Benim niye tutmadığımı bir sorun. Sorun bakalım. Şimdi oğlumun doğum günü. Bugün aynı teknedeyiz. Eğer ben tutarsam o da doğum günü çocuğu olarak üzülmez mi? Üzülürüm. Bugün sevinsin diye ona fırsat. Onun olacağı için ben üzülmez. Tamam da olsun. Yine onun havası olsun. Havası derken?
Bir hava ihtiyacın var gibi duruyor muyum oradan? Oğlum tutsun. Ayrıca beni çobana bağladın ya. Sallamayı mıydın ben acaba? Hadi be şuradan. Sen kimden öğrendin sallamayı sanki? Kendi pırıl pırıl jikle tutuyor arkadaşlar. Bana da Çin tarihinden kalma bir tane verdi. Yine eşit şartlarda değiliz görmüş olduğunuz gibi. Evet. Aa, bıraktı. Tam atlamıştı bıraktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir daha geldi anneme. Ama az önceki gibi ağır değil. Garibanın yüzü gülür mü be? Yine bıraktı arkadaşlar. Bu kadın yüzü gülmeyecek galiba bugün. Atıyorum tekrardan. İki kere atladı bıraktı. Çek yavrum çek. Evet. Kamera botona dönüyor şu an. Ah bana dönsün kamera. Çünkü bana da geldi. Ay. İkimize birden kamera bir ona dönsün bir bana dönsün. Benden gördüğünüz gibi üç kere atlayan balıklar. Biri bir önce oğluma. Önce çekene döner kamerayı. Biri diğer oğluma gitti. Arkadaşlar. Aynı anda çekeceğiz gibi. Güzel basıyor ama taktırma bu balık. Bana da basıyor fena. Ona evet. Da güzel basıyormuş. Geldi gözüktü balık. Evet botona alalım kaydı önce. O ne lan çinekop? Çinekop mu? Sarı kanat olursa daha ne? Evet arkadaşlar geliyor. Bu gelen kimin yarı diyoruz ve kaldırıyoruz. Evet balık hızlandı arkadaşlar. Sana mı geldi? Evet anneme de geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şov yapıyoruz ailecek. Ama benden kaçanlar az önce size geldi. Senden kaçanlar derken iki tane mi vardı sende? Tabii canım. İki kere atladı kaçtı ya. İkisi de ayrı türdeydi. İkisi de ayrı tür müydü diyorsun? Vay be, kumbi geldi anneme. Tabii ki de tam çinekop. İlk kez ufak bir balık geldi bugün. Olsun. Azı bulamayan çoğu hiç bulamaz. Diyoruz ve atıyoruz. Evet, güzel av oluyor dostlarım. Jig zaman başladı diye video atmıştım size biliyorsunuz ki. Ne oluyorsa onu söylüyorum ben size. Asla yalan dolan yok. Video genelde tuttuğum gibi atıyorum ama bu YouTube videosu olduğu için bunun bir yapım süreci var bir hafta kadar. Bugün günlerden tahmini gün mü olur be? Ne bu günlerden? Arkadaşlar bu günlerden Cuma. ayında 9'u doğum günden biliyorum. Evet. Evet anneciğim. Yerimizi değiştirdik. Yeni yerimizde bakalım. Balık olabilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Anneme geldi balık yine. Bakıyoruz bakalım merakla. Evet. Çok güzel bir boy geldi. Çıkaracağım ben. Çıkartabilir misin? Annen çıkartır. Yine bir balık aldın. Evet oldu. Sonradan biraz açılmaya başladın galiba. Evet olur. Evet güzel balık. Arkadaşlar balıklar yaklaşık 200 gram 5 tane kilo balıklar. Bu boylar çok güzel ve en lezzetli olan grup. Lüfer familyasında sarı kanat 5 tane 1 kilo balık. Dediğim gibi en lezzetli grup. Tam ideal boy bunlar. Yenecek balık da zaten bu aslında. Ben bu balıkları satıyorum. Bir kez daha değinmek istiyorum bu konuya. Benim teknem zaten ticari bir tekne. Plakası var. Balıkçı plakası. Biz bunları yani tabii ki çok zevk alacak alarken ama zevk almaktan ziyade para kazanmak amacıyla yapıyoruz bu işi. Bir tane ne diyorsun anneciğim? Yemekten tutması daha zevkli diyorum. Bugünkü balıklar oğlumun şerefine diyorum. Onun doğum günü için ona tutuyorum diyorum. Yaptık herhalde bir 3-4 kilo balık. Şu an bu balığın kilosu aşağı yukarı 800 ile 1000 lira arasında. İyi para yapıyor. Evet, hı. Geldi bana da. Geldi mi? Çok sıcak. Aa. Nasıl yani? Burada mı kaçtı? Kaldır gel. Evet anneme de geldi yine.
Çok güzel bir balık daha geliyor. Evet. Bir balık daha atladı. Oo, çok güzel balık bu. Taktım amca arkadaşlar. Taktım ama. Hem de şeyi de güzel. O yüzden çok ağır geldi balık. Evet arkadaşlar. Kardeşim şu an aldı. Bana da geleceğini düşünüyorum. Gel artık. Ben eksik mi kalayım? Oh. Evet, bana da geldi arkadaşlar. Botu aldı. Ben de çekiyorum. Anneme de atlar diye düşünüyorum. Çok güzel basıyor. Bak. Çok güzel balık. Evet. Bence eksik kaldım. Eksik kaldım oğlum. Ben siz tutamadığınız zaman tutuyorum galiba. Anneciğim, patron kimmiş, anladın mı? Tabii ki ben. Patron abi. Yalnız abin oltayı attığında 10 kere boş sallarken ben 3 tane balık çektim abinin üstüne. Patron abim, yandaşçısı ben. Tayfa da sen. Yani abim geminin birinci kaptanı. Ben üçüncü kaptanı, sen de gemideki tayfa oluyorsun. Miço. Şimdi kim balığı buldu? Patron olur her zaman. Evet arkadaşlar, avımız tam gaz devam ediyor. Hadi anne, hadi Botu, hadi ben. Uzun zamandır benden YouTube videosu bekliyorsunuz. Biliyorum, farkındayım. Ama dediğim gibi arkadaşlar, hem balık yok, yani az balık. Şimdi diyeceksiniz ki ulan az balık içinden geçsin, nasıl oluyor diyeceksiniz ama ilk zamanda yeni geldi. Ya dostlar, açıkçası ben size şöyle anlatayım. Şimdi örnek veriyorum, 2-3 ay boyunca üst üste balık tutuyorsunuz, her gün çıkıyorsunuz, her gün tutmaya devam ediyorsunuz. Sonra bir kar geliyor araya, bir yağmurla fırtına bir şey oluyor, bir ara veriyorsunuz 3 gün 5 gün ya da bir hastalık oluyor. Ondan sonra çok zor geliyor denize çıkmak. Hadi onu da kırıp bir şekilde çıkıyorsunuz, balık olmuyor. Hadi 2 gün 3 gün üst üste çıkıyorsun, hiç olmuyor. Bu sefer diyorsun ki tamam, birazcık ara verelim. Benim de öyle oldu bu sene, ara verdim bayağı. Sen ne anlatıyorsun be abi? Benden kaynak değil ama. Balıktan kaynaklı, yani balık yapmadığı için. Ama tekrar sahalara geri döndük inşallah. O da benim zorumla. Benim ısrarlarımla. Yo, adam diyor kendi başına buldu balığı. Her gün jik diye başımızın etini yiyorum. Annem de her gün hadi oğlum jike çıkar beni diye başım etiriyor. Vallahi bıktım ondan da artık, yeter. Vallahi çıktı, doydun mu? Tabii ki de doymadım. Daha yeni başladım. Eyvah. Daha yeni başladım. Doymak ne? Allah izin verirse bundan sonra biz daha bu balık tutarız. Önümüzde 2,5 ay temizliğinden var. Bir balık abi indirdim. Abime gelen balık bana da geliyor arkadaşlar. Şimdi ben de çekeceğim. Evet. Güzel balık. Yoruldunuz mu arkadaşlar? Devam mı yoksa? Tabii ki de devam. Devam diyorlar. İnsan yorulur biraz be. Sen yoruldun mu? Evet. Gören de çok balık tuttu sence. Hemen ver benim şeyimi. Şunu. Ne istiyorsun? Olta değiştiriyorum. Sana geliyor, bana gelmiyor. Evet arkadaşlar, annem çeşitli bahaneler üreterek jik değiştirmek istedi. Evet arkadaşlar, bugünlük avımızı da artık tamamlıyoruz. Saat öğlen oldu. Hava da bayağı ısındı. Balık iyice kesti. Evet anne, ne demek istiyorsun? Sen de birkaç bir şeyler söyle. Çok güzel bir av yaptık. Çok mutluyum. Fakat avı erken kesmek zorunda kaldık. Oğlumun işleri varmış. Bana kalsa ben akşama kadar dururdum. Balık olmasa da annem akşama kadar devam eder. Ama ben öyle değilim. Balık kesince sıkılıyorum. Ben balığı beklerim. Ararım, bulurum. Ama oğlum sıkılıyor. Evet anneciğim. Bir de balıklarımızı gösterelim çekim bitirmeden. Şöyle. Evet arkadaşlar, bayağı balık tuttuk. 30 tane falan var. 30 tane falan var.
Evet. Çıkar bakayım anne balıkları. Al. Güzel zamanlar niye çabuk biter ki? Nereye koyacağım bunu? Dök yere. Yere mi? Sayacağız bakalım kaçtan var. Zaman su gibi aktı geçti ya. Çok güzel balıklar dostlar. Sarı kanat dediğim gibi. İçinde lüferler de var tabi bunun. Evet. Süper. Tamam. Atmıyor yok. Evet arkadaşlar. Şimdi sayıyoruz. Nasıl balıklar? 1, 2, 3. Kaç tane tahmin et bakalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın bunlar lüfer. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Onu atma şeyi vereceğiz ya. 31 tane balık. Bir saniye şimdi. Dostlarım. 30 tane olabilir çünkü sen bunun için atarken buraya düştü demin. Allah Allah. Evet. 30 tane olsun. Çok güzel bir av oldu. Saat öğlen 12 civarı. Öğlene kadar iyi bir av yaptığınızı düşünüyorum. Darısı tüm bu balığı tutmayı isteyenlere, balığı sevenlere, hevesi olan herkese rast gelsin arkadaşlar. Bizden bu kadar. Devamın gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın. Ben de tekrar yeni bir video çekerim size. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi seviyorum. Evet anneciğim sen de vedanı yap. Hoşça kalın. En kısa zamanda inşallah tekrar buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi bakalım.